Merhaba arkadaşlar. Bu programda Osmanlı Türk tarih yazıcılığının kökenleri ve gelişimi, tarih yazıcılığının farklı türleri, belli başlı Osmanlı tarihçileri ve modern Türk tarihçileri hakkında bilgiler edineceğiz. Osmanlı tarih yazıcılığı aslında İran tarihçilik geleneği içerisinde boyatmıştır. Beylikten devlete ve imparatorluğa dönüşüm süreci Osmanlı tarihçiliğinin başka tarih gelenekleriyle tanışmasını sağlamıştır. İslam tarihçiliği de Osmanlı tarih yazıcılığına, İran tarihçiliği kadar etki etmiştir. İslam'ın öncelikle Arap tarihçiliği, sonra da bütün Müslüman toplumların tarih anlayışı üzerinde derin etkileri vardır. İbn Haldun ilim ve tarih anlayışı ile Osmanlı tarihçiliği üzerine büyük etkileri olmuş bir tarihçidir. Bunu hem 16. ve 17. yüzyıl kaynaklarında isminin ve eserlerinin anılarak kendisine atıfta bulunması, bulunulmasından ve hatta tarih yorumunun takip edilmesinden hem de 18. ve 19. yüzyıllarda eserlerinden Türkçeye yapılan tercümelerden çıkarmamız mümkündür. İran tarihçiliği, tarihçilik alanında efsanevi İran hükümdarlarının mirası, İslami etkiler ve 10. asırdan itibaren bölgede egemenlik kuran Türkiye hanedanlar ile devletlerin etkilerinden sentezine karşılık gelir. İran tarihçiliğinde üslup çok önemlidir. Konu itibariyle klasik İran tarihçiliğini egemen gücün yaptıklarının hikaye edilmesi olarak tanımlayabiliriz. Selçuklu dönemi tarih kaynakları çoğunlukla İran tarih yazıcılığı geleneği içerisinde kaleme alınmışlardır. Bu eserler arasında bilhassa siyasetnameler Osmanlı tarih yazarları üzerinde etkili olmuştur. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da önce batılı kaynakların kullanılmaya başlanması, daha geç dönemde de batıda yükselen yeni tarih anlayış ve usullerin takip edilmesi söz konusudur. Osmanlı tarih yazıcılığı üzerinde etkileri olan Timurlular devri tarihçiliği ise sadece siyasi olaylar ve yönetici elitlerle ilgilenmiştir. Timuriler tarihçiliğin bugün bilinen en önemli örneği Gıyasüddin Ali'nin Kranui'dir. Onun haleflerinin başında Farsça zafername yazarı Nizamüddin Şami gelir. Muinettin Natanzi'nin İskender Kroniği diye de bilinen Muntehebut Tevarihi Muinisi de önemlidir. Timuriler devrinin en tanınmış tarihçisi ise Şerafettin Ali Yazdi'dir. Osmanlı tarihçiliğinin ilk döneminin çağdaşı bir diğer tarihçilik ekolü de Memluk tarihçiliğidir. Memluk tarihçiliği esasen Arap tarihçiliğinin bir devamıdır. Onu Arap tarihçiliğinden ayıran unsurların başındaysa dil gelir. Klasik Arap tarihçiliği açık ve düzgün bir Arapça kullanırken Memluk tarihçiliği gündelik konuşma dili, yerel lehçe hatta şivelere yer vermiştir. Osmanlı tarihçiliğinin bugüne eseri ulaşabilen en eski tarihçileri aslında sadece Osmanlı tarihçileri olarak kabul edilemeyecek olan Osmanlı oğullarının yanı sıra mesela Aydınoğulları gibi başka beyliklerin de tarihlerini yazan tarihçilerdir. Bizi bu eserleri Osmanlı tarihçiliğinin ilk ürünleri olarak kabul etmeye zorlayan şey, Osmanlı coğrafyasında yazılmış olmaları, Osmanlı hükümdarları yahut devlet adamlarına sunulmuş olmaları ve az ya da çok Osmanlı tarihinden de bahsediyor olmalarıdır. Osmanlı tarihçiliğinin ilk örnekleri gazavatnamelerdir. Ayrıca menakıbname, fütüvetname türü eserleri de bu çerçevede değerlendirebiliriz. Arap Edebiyatı'ndaki Megazi türü eserler, Gazavatname türünün ilk örnekleridir. Osmanlı tarih yazıcılığının ne tam olarak içinde ne de dışında kabul edilebilecek olan menkıbnameler, birer tarih eseri olarak görülmeseler de son derece önemli tarihi kaynaklardır. Gazavatnamelerse belli bir savaş ya da seferi tasvir ederken oldukça ayrıntılı tarihsel bilgiler verirler. Bir şehrin veya bir kalenin ele geçirilmesini hikaye eden eserler ise fetihname olarak tanımlanır. Bir dizi fetih içeren bir seferin hikayesini anlatan fetihnamelere ise sefername denir. Günümüze ulaşan en eski tarihlerin kaynak olarak kullanıldığı Yahşi Fakih'in Menakı Bi Ali Osman adlı eserinin bilinen en eski Osmanlı tarihi olduğu düşüncesi hakimdir. Osmanlı tarihçiliğinin günümüze ulaşabilen en eski örneği ise Ahmedi'nin Destanı Tevarihi Mülki Ali Osman adlı manzum eseridir. İkinci Murat devri Osmanlı'da tarih yazıcılığının başlangıcı olarak kabul edilirken Fatih devri kuruluş devri olarak kabul edilir. İkinci Mehmet devri tarihçilerden Şükrullah'ın Behçetül Tevarih adlı eserinin 13. ve son bölümü Osmanlılarla ilgilidir. Dönemin bir diğer önemli tarihçisi Enveri'nin Manzum Mesnevi tarzında Düsturname adlı bir eseri vardır. 15. asrın bir diğer önemli tarihçisi Aşık Paşazade'nin Tevarihi Ali adlı eseri de önemlidir. Devrin bir diğer önemli müverrihi Mehmet Neşri'dir. Cihan Nüma adlı eserini 1492'de tamamlayarak Sultan II. Beyazıt'e takdim etmiştir. İlk Türkçe münşeratlar ise Fatih döneminde görülür. Fatih devri tarihçiliğinin en önemli özelliklerinden biri bu dönemde şehnameciliğin başlamasıdır. İkinci Beyazıt tarihçilere büyük önem vermiştir. Onun devrinde Osmanlı tarihçiliğinde bir zihniyet devrimi tamamlanmıştır. Artık tarih yazıcılığında evrensel bir İslam İmparatorluğu ideolojisi hissedilir. Birinci Selim devrinde Arap tarihçilerinin Osmanlı tarihçiliği üzerindeki etkileri daha bariz hale gelmiştir. İkinci Beyazıt ile karşılaştırıldığında Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminin resmi tarihçilerinden beklentisinin oldukça farklı olduğu görülür. Kanuni'nin önceliği kendisinin değil hanedanın imajıdır. Klasik dönemin etkileri itibariyle en önemli tarihçisi İdrisi Bitlisi'dir. Dönemin bir diğer büyük tarihçisi olan Kemal Paşazade ise tarih görüşü ve metodu itibariyle Osmanlı tarih yazıcılığı içerisinde bir kırılmayı temsil eder. 19. yüzyıl aslında bir reform çağıdır. Klasik çağ kurumlarının bir kısmı bu asırda ortadan kalkmış, bir kısmı da modernleşerek varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Bu dönemin tarih metinlerine bakıldığında evvelki dönemlerin tarih anlayışını devam ettiren tarihlerinde yazılmış olduğunu görürüz. Vakanoviz tarihleri, genel tarihler, ruznameler ve biyografi zehirleri bunlardandır. Şimdi de biraz son Osmanlı tarihçilerinden bahsedelim. 19. yüzyıl vakanovistlerinden Antepli Ahmet Asım Efendi bir Farsça sözlük olan Burhan-ı Katı isimli eseri Türkçe'ye tercüme ederek Sultan 3. Selim'den iltifat almıştır ve Süleymaniye müderrisliğine getirilmiştir. Dönemin son vakanovisi ise Ahmet Lütfi Efendi'dir. 19. yüzyılda vakanovistler dışında da önemli tarihçiler çıkmıştır. Bu tarihçilerin çoğu yüksek bürokrasiye mensuptur. Örneğin Ahmet Vefik Paşa Osmanlı bürokrasisinin en üst tabakalarındandır. 19. asrın büyük devlet adamı ve müverrihi Mustafa Nuri Paşa dört cilt olarak telif ettiği Netayi Cül Vukuat adlı eseriyle Cevlet Paşa'yı ve Ahmet Vefik Paşa'yı takip etmiştir. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi ise en önemli eseri olan İslam Tarihi adlı yapıtında seleflerinden farklı olarak disiplinler arası bir yöntem izlemiştir. Burada sözünü edeceğimiz olan son tarihçi, Jön Türk hareketinin önemli simalarından Mizancı Mehmet Murat'tır. Mizancı Murad'ın Tarihi Umumi adlı kitabı, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde özellikle yeni ve modern okullarda yetişen nesillere hitap edecek genel tarih ihtiyacına cevap vermek üzere kaleme alınmış eserlerden birisidir. 19. yüzyıl tarihçiliğini genel olarak değerlendirecek olursak bu dönemin günümüze çarpan ilk özelliği dilin ve üslubun sadeleşmesidir. Tarih daha geniş kitleler için amma faidesi gözetilerek yazılmaya başlanmıştır. Dönemin tarih eserleri içinde tarih ders kitapları çok önemli yer tutmuştur. Bu asırda Avrupa tarihine ilgi de artmıştır. 20. yüzyıl başına gelindiğinde ise Osmanlı Türk tarih yazıcılığı artık profesyonel bir uğraşı olma niteliği kazanmıştır. Evet arkadaşlar, bu programda Osmanlı Türk tarih yazıcılığı hakkında önemli bilgiler edindik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.